Ya bir sürü hakikat kitap var. Kur'an var. İşte onlar öyle biliyor. Tevrat var diyor, İncil diyor. Onlara da öyle zannediyorlar. Hakikat zannediyorlar. Zebur var diyor. Sanki zebur gören var da yani. Zebur'u görmüş de musaflarını toplamış okumuş. Diyor ki ya bu kadar şey var diyor yani. Ben bunların hepsini okudum. Onların arasında hangisi mantıklı nasıl bileceğim falan diyor. Bir kere bir olay var. Bir adam Ferrari'ye binmişse tutup da Doğan araba nasıldır diye o adam merak etmez etmez. Ferrari'den inip Doğan'a binen bir tane denk geldiniz mi? Olmaz yani böyle bir şey. Şimdi Kur'an'ı tadan bir insan ki Kur'an kıyas kabul etmez bir lezzet, hakikat olduğu için o cazibeye kapılan bir insanın başka bir hakikati aramasına asla ihtiyaç yoktur. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bir insan tanıdıktan sonra başka hakikatleri aramasına gerek yoktur. Şimdi Allah size kader cihetinde hakiki manada bir anne verdi. Hiç dediniz mi? Ya başka anneleri de bir deneseydim. İnsan o organik bağı kurduktan ve anladıktan sonra başka hakikatleri aramasına lüzum yoktur. Şimdi dışarıda en çok gelen yanılgılardan bir tanesi nedir? Bir sürü doğru var. Ben bu doğrular arasında gerçek doğruyu nasıl bulacağım? Böyle demiyorlar mı? Özellikle İslam mesele için diyorlar. Bak şimdi bu adam sahte parayla ilgili böyle bir derdi yok. Niye? Kurnaz çünkü. Sahte parayı yemez o adam. Şimdi biz geçen seyahatteydik işte acıktık yolda. Dedik ya alalım arabada yiyelim şöyle iki lokma bir şey. Verdik bir tane kağıt para adama. Adam şöyle kıtırı kıtırı çıtırı çıtırı böyle biz de fırından yeni çıkarmış gibi verdik yani öyle denk geldi. Adam böyle abi diyor yeni mi bastınız diyor şöyle yaptı böyle yaptı böyle yaptı. Şurasına sürdü böyle diliyle yaladı alnına yapıştırdı işte. O da düğünde işe yarayacak mı diye mi baktı ne yaptıysa artık. Şimdi sen bu adama yedirebilir misin? Acaba doğru hangisi diye burada sormazlar. Zekalarını, zekavetlerini kullanıyorlar öyle değil mi? Ya da baktığında bir tane çocuğa sevmediği çikolatayı al, sevdiği çikolatanın ambalajını da ver. Yer mi? Yemez bak. Küçücük çocuk bile yemiyor. Ben bazen bizim Ecberbere'ye deniyorum. Böyle sevdiği birkaç bir şey var. Mesela çubuk krakeri falan seviyor. Onu eline alıyor. Elinde şu kadar çubuk kraker var ama hala öbür taraftan yemeye devam ediyor. Bunu böyle reklam yüzü olarak tutmuş. Bazen diyorum ya işte bu çok zararlı olmasın. Başka bir şey vereyim diyorum. Hemen öyle peksimet meksimet sıkıştırıyorum. Aynı tipte aynı şeyde vırt diye atıyor. Bak küçücük çocuğa kandıramıyorsun. Anladın mı? O çocuk biliyor yani. Küçücük çocuk sevdiği çikolatadan kanmıyor. Ya da mesela bir oy kullanırken insanların hangisinin ya biz de bilmiyoruz ama o şekilde oy kullandık diyen bir adam duydunuz mu? Dünya politikasını, dünya başkanlarından bile iyi bilmeyen bir adam gördünüz mü hiç? İmkanı yok değil mi? O adam o noktada biliyor. Ve oyunu kullanırken diyor işte dünyanın geleceği de benim oyuma bağlı diyor. O kadar böyle. Yani insanlar dünyevi işlerde kandırılması mümkün değil. Ama uhrevi işe gelince ne diyor? Ya abi doğru hangisi nereden bileceğiz ya? Herkes kendince bir doğru söylüyor diyor. Ben bu doğruyu nasıl seçeceğim diyor. Ya bizler dünyada o kadar uyanık adamlarız ki. Bazen meczup arkadaşlar oluyor böyle. Allah onların yardımcısı olsun. Ona bile para yerine başka bir şeyi veremiyorsun. Hayır diyor benim 1 milyonumu ver diyor. Onlar bile oralarda uyanıklar. Ama iş hakikate gelince, kabrin ötesine gelince ne diyoruz abi? Diyoruz ki ya ben nereden bileceğim hangisi doğru? Sen bir şey anlatıyorsun, otaki bir şey anlatıyor, otaki başka bir şey anlatıyor. Demek ki Allah senin araştırıp o doğrular içerisindeki en doğruyu bulmanı istiyor. Şimdi biz Allah'ın iradesine kendimizi teslim etmekten aciziz. Şu an yaşanılan bütün şartlar ve ahvalden Allah'ın haberi var mı? Var. Peki ayette bir yaprak bile onun ilmi haricinde kımıldamaz diyor mu? Diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle şu anki bu şartları biliyor ve böyle olmasını murad ediyor. Demek ki senin yaşadığın imtihandan milimi milimine başına gelen bütün hadiselere kadar Allah Azze ve Celle'nin haberi varsa seni böyle imtihan etmek istiyor. Bunu anlaman lazım. Şuradan kapı çalsa. Kapının önüne bir tane kadın gelmiş. Elinde de bir tane bebek var. Dese ki evladım ben Betül'üm, temizim, pakım, uzağım yani böyle bütün iffetsizlikten uzağım. Gözüme göz, elime el değmedi ama Allah bana bu çocuğu nasip etti dese. Kaçınız inanırsınız? Çok zor değil mi? Ama bak Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın vakası böyle bir vaka değil mi? Ne oluyor? Cibril üflüyor. Ve Hazreti Meryem annemizden Hazreti İsa doğuyor. O zamanın imtihanı öyleymiş bak. Allah Azze ve Celle sen bunlar arasında doğruyu seçeceksin diye şart koşuyor mu? Koşuyor işte. Ya da şöyle düşünelim. Biz bir köydeyiz diye düşünelim. Köyün nüfusu kaç olsun? Takribi 15 bin kişi olsun. Köyde de 10 tane aile var. Şimdi o 15 bin kişi de herkes birbirini tanır mı? Küçük bir köy. 10 tane aile var. Herkes birbirini tanır. Senin tam 40 yıldır tanıdığın birisi çıkıp bir gün dese ki beni dinleyin ben peygamberim bu da hak kitap dese. Kendinizi bir koyun bakalım inanma nasıl? Çok zor değil mi orada inanma? Cennetin neden ucuz olmadığını anlıyor musunuz? Ama Allah Azze ve Celle diyor ki işte o Mekke'nin o bölgesinde Haşimoğullarından ben peygamberim diye çıkan o zata inanırsanız cennet ehli olacaksınız. İnanmazsanız küfür üzere öleceksiniz diyor. Allah orada ayıracı koymuş mu? Koymuş. İşte orada o ayıraçları koyan Allah burada da senin doğruyu bulman için bütün ayıraçları koymuş ve ya ben kafam karışıyor bulamıyorum hangisi doğru diye bir seçeneğin var mı? Böyle bir seçeneğin yok. İşte bunun adı imtihan. İnsan imtihanın bu ince ince örgülerini ve dantelalarını Sinan anlar yakalarsa eğer
Der ki bu cennet gerçekten ucuz değil, cehennem dahi gerçekten lüzumsuz değil. Şu zamanın imtihanı ve zorluğu az önce söylediklerimden inanın hiç farklı değil. Biz bunca karışıklık ve bulanıklık içerisinde peygamberin mesajını çekip almak zorundayız. Ve sen o mesajı çekerken şunu dikkat etmen lazım. Allah aklı sadece iyi ve kötüyü ayıralım diye vermemiş Ömer. İyi ile daha iyiyi, kötüyle de daha kötüyü de ayırmak zorundasın. Ve buna ne deniyor mesela kötüyle daha kötüyü ayırmaya? Ehvenüşşer deniyor. Yani senin önüne çıkan bir şey aman bu bana yeter diye kabul de etmeyeceksin. Senin için daha iyi olanını arayıp bulmak zorundasın. Sen bu karmaşaların içerisinde ki bu karmaşa olmasa imtihan olmaz, peygamberin mesajını çıkıp anlayıp uygulamak zorundasın. Şimdi bizim bu imtihan olarak açılan az önceki örnekleri bir daha konuşalım. Hazreti Meryem kucağında masum bir yavruyla çıkıyor ve o insanlar için bir imtihan oluyor. Kureyş'in içerisinden bir zat çıkıyor. Ben peygamberim, bu da hak kitaptır. İman etmeniz lazım diyor. Ve bu insanlar için bir ayraç oluyor değil mi? İşte Allah Azze ve Celle bu ayraçlarla bizim içimizdekini bize gösteriyor Sinan. Nasıl güneş yeşil bir domatese vursa kızartır, mis gibi yapar. Aynı güneş leşe vursa bu sefer de kokutur, berbat bir hale getirir. İşte bu imtihanlar da bizim üzerimize vuran güneş gibi. Olgunlaşmaya müsaitsek kızartacak, lezzetli edecek. Ama çürümeye müsaitsek leş gibi bizi kokutacak. O yüzden imtihanın böyle farkına varıp seçmek zorunda olduğumuzu anlamamız lazım. Seçmek zorunda olduğumuzu anladığımız en güzel ayetlerden bir tanesi Ankebut 69. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, cehd edenlere, mücadele edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Ne demek istiyor biliyor musunuz Allah? Cehd eder, beni aramaya devam edersen seni yarı yolda asla komam. Mutlaka sana doğru yolu gösteririm. Kimler için? Mücadele edenlere. Ben köşede oturacağım. Bir onu eleştireceğim, bir onu beğenmeyeceğim. Bir de değil mi onlar var. Ya Müslüman böyle mi olur? Tam sen göster nasıl olacağını o zaman. Çok saçma bir metafor değil mi? Yani ben bir şeyi tenkit edip beğenmiyorum ama nasıl olacağını göstermiyorum. Yani ben Müslüman değil miyim? Müslümanım. Ya Ömer Müslüman böyle olmaz. Tam sen de Müslümansın. Sen o zaman doğrusunu göster. Değil mi? İnce ilginç çelişkiler. Böyle yerinde oturuyorsun, ediyorsun. Ne cehd var, ne gayret, ne bir arayış var. Şimdi ayeti tersten okuduğumuzda bunların da doğru yolu görme ihtimalleri çok zor gözüküyor. Bir insan bunca karışıklık içerisinde Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamberliğini anlamak zorunda mıdır? Zorundadır. Peki anlamasa imanını kaybeder mi? Ahiretinden olur mu? Olur. Kur'an'ın beyanına göre sen o seçmek zorunda olduğun meselelerin içerisinden peygamberin mesajını seçip, evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak peygamberdir, ben de ona tabi olmalıyım diye seçmediğin anda bunun akıbeti sonsuz bir azaba gidiyor. Madem Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlamak zorundayız, olaya birkaç soruyla giriş yapalım. Bu sualleri çok duymuşsunuzdur. Peygamber olmasa olmaz mıydı? Duydunuz mu? Ya ben Allah'a inanıyorum da din ve peygambere inanamıyorum yani. Onun bir getirdiği şeriata ben inanamıyorum. Bak sorular başlıyor. Başka? Allah peygambersiz kendisini tanıtamaz mıydı? Bana cevap ver. Çok ilginç. Soruda bir yücelik de var yani. Allah'ı bir yüceltiyor. Farkında mısınız? Başka? Kardeşim Allah kulları ile dilediği gibi konuşur. Aracıya ne gerek var ya konuşması için? Matematik öğrenmek için aracı, ilaç kullanmak için eczacıyı aracı yapan, ticaret için bankaları aracı yapan adam burada aracıya ihtiyaç duymadı. Güler misin ağlar mısın? Saçmalardan seçmeler. Başka bir şey değil. Şimdi burada adam ne yapıyor biliyor musun? Allah'ı yüceltiyor bak. Allah'ın ihtiyacı mı var ya aracıya? Onun ihtiyacı olduğundan değil. Derin hikmetler olduğundan var zaten. Kardeşim aklım bana yeter. Ben aklım ile o doğruyu bulurum. Bir aracının bana mesaj atmasına gerek yok diyor. Kimler bunlar? Aklı gözüne inmişler. Akıl vazifesini yapıyor mu? Yapmıyor. Düşünüp aa duman varsa ateş de vardır demiyor. Bu akıl göze inince ne oluyor? Göster ateşi, göster ateşi, göster ateşi, göster ateşi oluyor. Gözümle görmediğime inanmam diyorlar. Aklı gözüne inmişler diyor. Acaba peygamberlik şart mıydı? Ve ben peygamberliğin şart olduğunu, yani Allah Azze ve Celle varsa peygamberlik vardır. Tersten okuyalım. Peygamberlik varsa Allah Azze ve Celle vardır. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağım ve nasıl anlamam lazım? İsterseniz inanılmaz bir yer yazmış Üstad Hazretleri. Bakın gerçekten hayret içinde kalırsınız. Okuyalım. Okuduktan sonra da birlikte bir görelim. Tahkiki imanın şartı neymiş? Bunu da birlikte anlayalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 19. mektup, 1. nükteli işaret. Şu kainatın sahip... Bir dakika. Basamak basamak gideceğiz bugün. Şu kainatın dedi. Nereden başladı?
kainattan, birinci basamağı kainat yazman lazım. Bakın peygamberliğin şartını okuyoruz. Kainattan başladı. Niye böyle yapıyor biliyor musun? Ben sana şanzıman getirsem, abi bu ne dersin ya? Bu ne işimize yarayacak ki dersin? Ya da buji getirsem, abi buji ne ya? Buji ne işimize yarayacak dersin? Niye öyle dersin biliyor musun? Arabanın bütün şablonunu görmezsen parçaları sana saçma gelir. Demek biz önce neyi göreceğiz İhsan? Bütünü göreceğiz, şablonu göreceğiz. Şablonu gördükten sonra o parçalar bize manidar gelecek. Yani şablonu görmek için o basamakları kaçırmamamız lazım. Birinci basamağa çıkmadan ikiye geçemeyeceğiz. Bu ders için geçemeyeceğiz. İlk basamağımız şu. Önce kainata bakacağız. İyi de kainatla peygamberliğin ispatı, delili arasında nasıl bir ilişki var? Meraklandın mı? Hadi bakalım ilerleyelim. Buyur kardeşim. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Bekle. Allah'ın bilerek yaptığının delili nedir? Hikmetle iş yapmasıdır. Sizin vücudunuzdaki herhangi bir organı konuşalım. Senin pazuları konuşalım mı? Bilek güreşinde kullanıp şampiyon olduğun, Türkiye'de şampiyon olduğun pazularını konuşalım mı? Senin pazularının bilerek yapıldığı nereden belli? Bakarsın, hikmetini anlarsın. Hikmetini anlarsan dersin ki, ya bunu buraya koyan bilerek koymuş dersin. Böbreğinin, Akif de böyle yapıyor, acaba olmuş muyum diye. Böbreğinin bilerek oraya takıldığı nereden belli? Bakarsın, orada hikmetle iş görüyor mu? Hikmetle iş görmek ilim ile olur. Madem hikmetle iş görülüyor, bilerek yapılmış dersin. Şimdi ben buraya gelsem, ders okumaya geldim. Bir baktım masamda da biri çay koymuş. Bu çayın bilerek koyulduğu nereden belli? Kasıt var, irade var, hikmet var. Burada hikmet varsa, ben ders okurken boğazım nemlensin diye bir arkadaş bilerek yapmış dersin. Şimdi bizim salonda lambalar var mı? Bu lambalar bilerek mi takılmış? Ne belli? Hikmetle takılmış. Mesela neden yere takılmamış Ömer? Yukarıda iş görüyor. Şimdi baktığında lamba yukarı hikmetle takılmış ve lamba amacına hizmet ediyor mu? Kapalı bir odaya takılmamış. Bu amacına hizmet ediyorsa ve hikmetle iş görüyorsa bilerek yapılmış dersin. Bakın beyler, benim gözümün buraya bilerek takıldığı, tesadüfen olmadığı nereden belli? En hikmetli yeri orası, gayesine, amacına tam uygun takılmış. Mesela şu burun buraya acaba bilerek takılmış mı? Bakalım. Ben bu burnu çıkarsam ne olur biliyor musunuz? Şimdi ben bir yemek yerken üçlü bir kombin yapıyorum. Yemeğe şöyle bakıyorum. Önce tipi tamam, yenebilir diyorum. Sonra burnum geliyor. Bayat olsa allar mıyım? Allarım. Önce burnumu analiz ediyor. Sonra dilime geliyor mu? Geliyor. Dilde diyor ki, ooo baklava dediğim böyle olur diyor. Çoğu zaman burun ne yapıyor burada? Dur, o bayatmış diyor. Kokluyorsun, diyorsun ki, abi bu etin bozulmadığına emin misin? Herkes yaşadı mı hayatında bunu? Abi bu bozulmuş. Nereden anladın? Buradan anladım. Peki bu burnun burada olması bilerek mi yapılmış? Burnun buraya bilerek, kasten mi takılmış? Çıkaralım bakalım. Çıkardım burnunu. Nereye takayım? Soruyorum size. Şöyle taksam olmuyor. Olmaz. Sıkıntı. Çoğu zaman sarıldığında bile tahammül edemiyorsun. Bu burada iş görmez. Şöyle enseme falan taksam o da icap etmez. Sıkıntı çıkar. Arka cep falan. Olmuyor yani bak. Az önceki yemek kombini bile bozuluyor. Şimdi demek ki bu burun buraya bilerek takıldığı nereden belli? Hikmetle ve gayesine hizmet ediyor mu? Kainata baktığında kainattaki her şey gayesine hizmet ediyor mu? Hikmetle yapılmış mı? Yapılmış. O zaman bilerek takılmış. Benim bir arkadaşım vardı, hiç unutmam. Şöyle bir iddiası vardı. Vücutta işte iki tane kemik var. Bu kemik hiçbir işe yaramıyor derdi. Yüz küsürle viraj dönüyor. Araba takla atıyor. Çok ağır ameliyatlar geçiriyor. Bacak kemiği paramparça olmuş. O vücuttaki bu hiç lazım olmuyor dedikleri kemikten bacağı nakil yapıyorlar. İstetme gibi. Şimdi o kemiği kullanıldı mı? Kullanıldı. Gayesine hizmet etti mi? Hikmetli oldu mu? Evet. Demek ki böyle çok da aman bu gereksiz, bu lüzumsuz dememek lazım. Allah çünkü başka şekilde de böyle bir ispat görürsek o da arıza olabiliyor. Tamam da bunun peygamberlik deliliyle ne alakası var? Birazdan eşyadaki hikmeti anlatan deliller peygamberin olması gerektiğinin hikmetini de bize anlatacak. Allah'ı inkar ettikleri ne kadar argüman varsa kainatta bunların hepsine şahadet getirteceğiz. Her birisi bize bir ispat olacak. Şimdi bakın. Üstad Hazretleri diyor ki sırrı temsil cihetül vahdet. Şimdi sırrı temsil ne oluyor biliyor musunuz? Üstad diyor ki yakın dürbünüyle gösteriyor diyor. Yani üstad bir örnek veriyor. Hakikat sana yakınlaşmış oluyor. Bu ne oldu? Dürbün vazifesi gördü. Peki cihetül vahdet ne demek oluyor? O da birlik. Her şeyi tek görmek. Ben dürbünü ters çevirip bakarsam ne olur abi?
Yakın olan uzaklaşır. Bazen de uzaklaştığında bütün şablonu görüyorsun, manayı anlıyorsun. Bazen sırrı temsil dürbünüyle üstad yakınlaştırıyor. Bazen de o cihetül vahdet denen birliği yakalamak için dürbünü ters bakıyorsun. Kainattaki bütün eşyalar ben bir amaca hizmet ediyorum, ben hikmetle yaratıldım diyerek Allah beni bilerek yarattı demek istiyor. Biz buna dürbünle baktığımızda Allah'a delil oluyor. Başkaları dürbüne ters baktığında Allah'a uzaklaşmasına, perde olmasına vesile oluyor. Aynı kainattaki argümanlarla sen Allah varmış diyorsun. Neden? Dürbünle düzgün bakıyorsun. Onlar da dürbüne ters baktığında uzaklaşıyor. Ya bunlardan Allah mı ispat edilir deyip onların uzaklığına vesile oluyor. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedbir ediyor. Bak şimdi gelen cümleye bak, evet. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Benim böbreğimi en iyi kim bilir? Yapan bilir. Şu saati en iyi kim bilir? Yapan bilir. Peki bu saatle ilgili garantiden çıksa, bozulsa, edilse kimin konuşmaya hakkı var? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Peki bir soru soracağım. Bütün kainatı konuşturan kendisi konuşmayı bilmiyor olur mu? Olmaz. Bütün kainat kendi lisanı mahsusuyla konuşuyor mu? Sular akarak, bülbüller öterek her birisi kendi lisanıyla konuşuyorsa ben de dahil olmak üzere bütün kainatı konuşturan kendi konuşma bilmiyor olur mu hiç? Olmaz. Biz konuşmayı bildiğimiz için konuşabilen cihazları üretebiliyoruz. Konuşmayı bilmeyen telefonu konuşturabilir mi? Konuşturamaz. Biz görmeyi bildiğimiz için gören cihazları üretebiliyoruz. Görmeyi bilmeyen şu kameranın görüntüsünü üretebilir mi? İmkanı yok. Şimdi ikinci aşamada da bunu geldik. Birinci dedik ki Allah bütün kainatı biliyor. Nereden belli ya Rab? Çünkü hikmetle tasarruf ediyor. İkinci basamakta şunu dedik. Madem hani biliyor demiştik ya. Yapan bilir, elbette bilen konuşur. Yani birinci basamakta Allah kainatı biliyor dedik, ikinci basamakta da Allah konuşuyor dedik. Nasıl konuşacak? Bakacağız şimdi, buyur. Madem konuşacak... Bir, Allah biliyor. İki, konuşacak. Üç, madem konuşacak. Kimle konuşursunuz siz? Şimdi içeri bir tane adam girse, konuşmaya başlıyor. Telefon yok elinde. Duvara dönmüş, duvarla da konuşuyor. Ne dersin? Deli dersin değil mi? Niye deli dedin adama? Konuştuğu muhatabı zişur değil. Adam şuurlu mu? Şuurlu. Şuurlu bir insan kimle konuşur? Şuurlu biriyle konuşur. Şuurlu biri kimle konuşur? Şuurlu biriyle konuşur. Yaylaya gittik. Baktık bir tane çoban koyun sürüsüyle geziyor. Su içelim diye. İrfan Çeşme'ye eğildik. Yerde kitap var. Belli yani o sürü geçmiş. Kitabı alır mıyız elimize? Alırız. Gidip sorar mıyız? Koyuna mı sorarsın, çobana mı sorarsın bu kitap kimden düştü diye? Çobana niye? Koyun senin muhatabın değil. Çünkü şuurlu biri, şuurlu biriyle konuşur. Üçte diyeceğiz ki, madem konuşacak, ona muhatap anlayan şuur sahibiyle konuşacak diyeceğiz. Devam et Ömer. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, fikir sahibiyle konuşacak, elbette zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan eviyle konuşacak. 4. Madem konuşacak, tam kendisine muhatap olan İnsan nevi ile konuşacak diyor. Sen maliye ile ilgili işleri benimle konuşur musun? Neden? Anlamam. Sen çelikle ilgili işleri benimle konuşur musun? Neden? Anlamam. Şimdi Allah Azze ve Celle bu kadar çeşit içerisinde soralım. Tamamen bir tamamiye melekle konuşsaydın ya Rab. Melekler terakki eder mi? Cevap ne? Meleğin şeytanı yok. Sen hiç hasta olmasan, ben de Allah şafi desem anlayabilir misin? İşte melek de o yüzden terakki etmiyor. Çünkü hastalanmadığı için şafine bilmiyor. Sen hiç acıkmasan, Allah da rezzak, rızık verici desem anlar mıydın Ciyo? İşte melek de o yüzden terakki edemiyor. Çünkü acıkma yok. Rezzak nedir o yüzden anlayamıyor. Şimdi anladınız mı? Şeytan bizimle uğraştığından ve Allah'ın birçok esması bizde açıldığından Allah'ın, hani az önce demir dedim, maliye dedim, Allah'ın da sanatını en çok biz okuyabildiğimizden dolayı diğer mevcudat, zişuurlar içerisinde en çok bizimle konuşacak ve bizimle konuştuğu insan zümresine şuuru külli denecek. Koyuna şuuru cüzzi denir. Cüzzi bir şuur var mı koyunda?
ota gider, süte gider. Cüzzi bir şuur var mı mesela keçide, danada? Var. Değil mi? Cüzzi bir tane. Arıda var mı cüzzi şuur? Var. Peteğine gider, balını yapar. Peki külli şuur kimde var? İnsanda var. Dört, madem şuur sahipleriyle konuşacak, bu şuur sahipleri içerisinde en şuurlu olan, şuuru külli olan insanla konuşacak, bizimle konuşacak. Beş, Ömer. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Kabili hitap ne demek? Muhatap demek. İnsanların beş vakit namaz kılmaması, Allah'ın onları muhatap almamasından, biliyor musunuz? Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati Allah'ın huzuruna kabulündür. Namazın hakikati neymiş? Allah'ın seni huzuruna kabul etmesiymiş. Demek ki sen namaz kılmıyorsan, ki kılamıyorum diyorlar, Allah seni huzuruna kabul etmiyor demektir. Sen benim muhatabım değilsin. Sen benim muhatabım olsan çay ikram eder miydin? Ederdim. Sen benim muhatabım olsan diyor Allah Azze ve Celle, namazıma kabul ederdim diyor. Bakın, dünyanın en zor işlerini çeviren, en zahmetli işlerini çeviren adamlar 5-10 dakikalık namazı kılmıyor. Niye? Allah istemiyor çünkü. Adam dünyaları kaldırıyor, yerinden binaları dikiyor, ne nakliyeler yapıyor, ne ticaretler yapıyor, ne pazu işleyen güçler yapıyor. Ağırlık salonuna gitmiyor musunuz hiç? Orada namaz kılmayan arkadaşlar var. Dünyayı kaldırıyor, dünyayı. Ama başını eğemiyor. Çok garip değil mi? Az önce dedik ki namaz miraçtır dedik. Peki miraç dediğin ne biliyor musun abi? Miraç. Uluhiyet dairesinin reisiyle, Allah Azze ve Celle ile, ubudiyet dairesinin reisi olan Efendimiz Muhammed Mustafa'nın buluşmasına da miraç deniyor. Demek iki tane daire var. Birisi uluhiyet veyahut rububiyet dairesi olan Allah Azze ve Celle'nin dairesi. Bir de ubudiyet dairesi olan kulluğun dairesi. Efendimiz'i Allah kainat namına, huzuruna kabul ediyor mu? Ediyor. Buna ne diyoruz? Miraç diyoruz. Biz namazı yatıp kalkılan bir ibadet zannediyoruz çoğu zaman. Böyle sandığımızdan da Efendimiz o telaşla, aceleyle namaz kılan bir sahabe Efendimiz'e mesela git tekrar kıl, tekrar kıl diye gönderiyor. Bunu anlayamıyoruz. Namaz ne biliyor musun? Yatıp kalkılan bir ibadet değil. Üstadın diliyle söylüyorum. Namaz bütün ibadetlerin fihristesidir. Senin bütün birikmişliklerinin özeti özeti, fihristesi. Şimdi biz namazda Allahu Ekber diyoruz değil mi? Sen namazdan önce kainatı okuyacaksın. Allah'tan büyük hiçbir şey yok diyeceksin. Ve namazda onu tasdik makamında Allahu Ekber diye söyleyeceksin. Sen namazdan önceki yaratılışlara şaşıracaksın. Hayret edeceksin. Namazda da gelip Sübhanallah diye onu ilan ve tasdik edeceksin. Sen namazdan önce Allah'ın sana ne nimetler verdiğini, ne ikramlarda bulunduğunu anlayıp şaşıracaksın, hayret edeceksin. Ve namaz esnasında da Elhamdülillah Ya Rabbi diye onu orada ilan edeceksin. Bu nazarla baktığında namaz ne oluyor? Bütün ibadetlerin fihristesi. Namazda Allahu Ekber diyor. Ne ediyorsun? Allah'ın büyüklüğünü anlayıp şaşırmadıktan sonra niye Allahu Ekber diyorsun ki? Namazda Sübhanallah diyorsun. Allah'ın yarattıklarına hayret etmedikten sonra, hayret ve muhabbetle secde etmedikten sonra niye Sübhanallah diyesin? Garip değil mi yani? Şimdi sen bana Mehmet abi seni seviyorum desen ama seninle hiç mazimiz yok. Ya Uğur biz seninle bir dakika oldu tanışalım. Nasıl seviyorsun desem? Ne olur samimiyetsizlik çıkmaz mı ortaya? İşte namazda da bu söylediklerimizin altını doldurmadığımızda samimiyetsizlik çıkar ortaya. O namaz ubudiyetin fihristesi. Yani sen kul olduğunda ortaya huşu ile bir namaz çıkacak. Şimdi bir de dedik ki Allah dedik biliyor dedik. Bütün kainatı yaratmışsa bütün kainatı biliyor. İki dedik ki bilen konuşur dedik. Allah konuşacak. Üçte dedik ki madem konuşacak şuur sahipleriyle konuşacak. Dörtte dedik ki madem şuur sahipleriyle konuşacak onların içerisinde şuuru külli olan insanla konuşacak. Beşte dedik ki madem o insanı muhatap alacak, kabili hitap olan, yani onun konuştuğunu tam anlayacak olanı muhatap alacak. Ankara'dan reisi cumhur gelse, Mersin'den kimle konuşur? Valiyle konuşur. Neden? Çünkü onun dediklerini anlayacak muhatap orada. Kainatı yaratan Allah Azze ve Celle. O kimle konuşacak? O da kainatın bu dairesindeki reisi olan Efendimiz Aleyhisselam'la konuşacak. Şimdi öğretmen bir gün sınıfın ahvalini biriyle konuşacak olsa, sınıftan ne seçiyorlar? Başkan, sınıfın ahvalini anlayıp temsil edebilecek birisi oluyor, doğru mu? Peki insanlık içerisinde kabili hitap, yani en çok muhatap alınacak olan kimdir? Efendimiz Muhammed Mustafa'dır. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle konuşmak için bütün insanlığı temsil edecek bir zatla konuşması şarttır, lazımdır, elzemdir. Vali olmasa, memleketin reisi işleri kimle çözebilir? Seni arayıp çözebilir mi? Beni arayıp çözebilir mi? Çözemez.
Demek ki o makam varsa, başkanlık, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık makam varsa onun muhatabı olan valilik makamı olmak zorunda. Sınıfta öğretmenlik makamı varsa onun dilinden anlayacak öğrencilik makamı olmak zorunda. Uluhiyet makamı Allah Azze ve Celle varsa onun dediklerini en ciddi manada bir tamamıya okuyup anlayabilecek peygamberlik makamı olmak zorundadır. Şimdi başa dönelim. Peygamberlik olmak zorunda mı? İşte zorunda. Devam edelim o zaman. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev-i beşerde mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Bu da kim oluyor? Nebiler oluyor. Ve onların içerisinden kim oluyor? Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam oluyor. İnsanlığın içerisinde en kemal olanın Efendimiz aleyhissalatu vesselam olduğu ne belli? Düşmanın dahi tasdik eder. Bak buradan belli. Şimdi dost dostu tasdik eder değil mi? Dost dostun kusurunu da görmez. Ama düşman birini tasdik ediyorsa onda kemal vardır. Üstad ne diyor? Kemal odur ki dost değil düşman bile tasdik etsin diyor. Muhammedül Emin sıfatını Efendimiz'e veren kim? Düşmanları. Hicretten önce onu öldürmeye gelen, hani aşiret kavgası çıkmasın, her aşiretten biri bıçak vursun ki sonra Haşimoğulları bize yüklenmesin diye örgütleniyorlar ya. O örgütlenme esnasında Efendimiz'i öldürmek isteyen adamların her birisinin emanette olan malları kimde emanette? Akrabalarında mı? Gene Efendimiz de emanette. O kadar Muhammedül Emin. Peki onu öldürseler o malların emanet olma listesini tutan kimdi? Hazreti Ali olduğundan yatakta da o vardı işte. O yüzden öldüremediler. Emanet listesi onda ne yapalım dediler. Düşmanları bile Muhammedül Emin demiş. Bakmış bu sıfatta yalan olmaz demiş. Kimileri onun yüzüne bakmış. Aman yarabbi şu yüzde yalan olmaz. Ben onun her söylediğini tasdik ediyorum demiş. Bizim haricimizde Efendimiz Aleyhisselam'a tasdikler nerelerden var? Okuyalım mı biraz? Tarihteki 100 büyük insan adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Profesör Michael Hart. Kitabının ilk yayınlandığı tarihten 10 yıl sonra Kahire'de katıldığı bir ödün töreninde sorulan, kitabınızın yayınlanmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Tarihteki 100 ünlü adam kitabınızdaki birinci yeri Hazreti Muhammed'e ayırmıştınız aleyhissalatü vesselam. Hala bu görüşte ısrarlı mısınız? Şeklindeki soruya şu cevabı vermiş. Bu ünlülerin ilk listesi bu sayı 200-300'e bile çıkarılsa Hazreti Muhammed'in listenin başındaki yeri sabittir demiş. Bak bu daireden olmayan biri söylüyor. Yeni bir örnek. Amerikalı profesör Bosworth Smith şöyle demiştir. Şöyle bir göz atmakla Hazreti Muhammed'in aleyhisselam bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizelerini gördüğüm zaman onu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de. İnsanlığın en kamili, kabili muhatap kimmiş? Efendimiz Muhammed Mustafa. Bak kimler tasdikliyor? Devam ediyorum. Yeni örnek. Çok ilginç bir örnek ya. Ben buna çocukluğumdan beri hayret ediyorum. Bismarck. Almanya'nın güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi Prens Bismarck. Şöyle diyor. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmeti tam isabet ettiremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Onlara diyor tetkik ettiklerini. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı aleyhissalatü vesselam bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Bakın Almanya'nın kaderini değiştiren adamı konuşuyoruz. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitabın Muhammed'in zatının eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel bir dimadan böyle bir harikanın meydana geleceğini iddia etmek hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle izah edilemez. Bak Muhammed Mustafa dünyanın en mükemmel adamı diyor ama Kur'an onun bile elinden çıkamaz diyor. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed aleyhissalatü vesselam mümtaz bir kuvvettir. İlahi kudretin
böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Yani onun gibi ikincisi mümkün değil. Seninle aynı asırda yaşamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed! Bakın dünyanın en ünlü filozoflarının Efendimiz hakkındaki sözlerini konuşuyoruz. Seninle aynı asırda yaşamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed! Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben heybetli huzurunda kemal hürmetle eğilirim. Efendimizin o insan olduğu ne belli? İşte delilleriyle belli. Devam ediyorum. İrlandalı dramatist, sosyalist, düşünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından George Bernard Shaw. Ya ben bunları duyduğumda o kadar şaşırdım ki ya. Bu insanlar hayret ettim. George Bernard Shaw şöyle diyor. İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hazreti Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtaçız aleyhisselam. Eğer o aramızda olsaydı bütün bunlara oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi. Şaka gibi değil mi? Geçen bir tanesiyle denk geldim, sigara bırakma hattından aradılar. Ya diyor, ne arıyorlar, bırakacak olsam bırakırdım diyor. Dedim ki işte peygamberliğin delili, abi ne alakası var diyor. Toplum şu an sigarayı daha çok bırakıyor mu, daha çok arttırıyor mu? Arttırıyor. Sigara gibi basit bir adeti bütün filozoflar bir araya gelse bizden değiştirmeleri çok güçken, evlatlarını, vicdanları titremeden gömen insanlardan sahabe nesli çıkaran kimdi? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların akıl almaz boğuldukları suları kahve içme rahatlığında problemmişçesine çözen kimdi? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İşte onu görenler o kadar güzel bir şekilde anlıyorlar ki. Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Zaten hayatını incelemeyenler vesveseye vehime düşüyor. İnceleyenler düşmüyor. Kuruntuyla insanlar başka şey diyor. Benim görüşüme göre onu insanlığın kurtarıcısı olarak tanımamız lazımdır. Allah aşkına söyleyen insanlara dikkat edin. Lütfen nazarınıza verin. Kim demiş, kime demiş, ne makamda demiş, ne maksatla demiş. Bakar mısınız? İnsan büyüklüğü hangi ölçüsüyle ölçülürse ölçülsün, acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu? İspat oldu mu yine? Kabil-i hitap kim? Allah'a en muhatap olacak insan kim? Belli oldu mu? Eskiden Osmanlı medreselerinde, camilerinde kötü ahval olduğunda Kadı-i Yazı Şifa-i Şerif'ini okurlarmış. Niye biliyor musun? Çünkü hep Efendimiz Aleyhisselam'ın bin bir mucizesini anlatıyor orada, hadislerle naklediyor. Onun adının geçmesi berekettir. Meşhur İngiliz düşünür Thomas Carlyle şöyle diyor. Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Demiyor mu Hazreti Ömer? İlah hadisesinde bir ay çadırına taşındığında yanına gelip evine dön diyecekken görüyor yüzünde hasır iz yapmış. Ya Resulallah diyor. Ne oldu ya Ömer? Kisralar, krallar saraylardayken sen diyor şurada hasır yüzüne iz yapmış. İstemez misin ey Ömer dünya onların ahiret bizim olsun diye orada söylemiyor. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabıyla istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi. Nasıl bir insan olduğunu her yönüyle kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyada taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bir insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. 23 yıllık dünya imtihanı gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir aleyhissalatü vesselam. Diğer bütün sözler onun karşısında boş sözlerdir. Lafı güzaftır. Devam ediyorum. Yeni bir örnek. Fransız tarihçisi Alfonso Marie Louis de Martin şöyle diyor. Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ile modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hazreti Muhammed'le kıyaslamaya kim cesaret edebilir aleyhissalatü vesselam? Bakın kimlerin dediğine dikkat eder misiniz? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki Hazreti Muhammed aleyhisselam maddi kuvveti olmaksızın orduları, hukuk sistemleri, imparatorlukları, kavimleri, hanedanları ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi. İnsan büyüklüğü hangi ölçüyle ölçülürse ölçüsün, acaba ondan daha büyük bir insan bulunun. Allah niye Efendimiz Aleyhisselam'ı kabili hitap aldığını anladınız mı? Allah varsa peygamberlik niye olması lazım? Peygamberlik varsa Allah niye olması lazım? İspat oluyor mu olmuyor mu Allah aşkına ya? Yeni örnek. Alman şair ve yazar John Wolfgang von Goethe şöyle diyor. Hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım
atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir. Bunu itiraf ediyor bak. Biz Avrupa milletleri büyük medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in aleyhisselam son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Bunlar nasıl itiraflar Allah aşkına? Neden Efendimiz aleyhisselam Kabil'i hitap? Şimdi anlaşılıyor mu? Son örnek. Mahatma Gandhi şöyle diyor. Öyle diyor değil mi? Hindistan, Pakistan bölünürken. O kara toprağını böleceğinize beni ortadan ikiye bölün ama onu ellemeyin diyor değil mi? Milyonlarca insanın kalbine tartışmasız hakim olmuş birisinin hayatını öğrenmek istiyordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye kaç kişi söylemiş. Bizler de dahil milyonlar. Bak kalbe nasıl nakş olmuş. Okuyunca kesin olarak inandım ki o yıllarda İslam'ın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Bedir dediğin hicret. 13 yıl, ondan 2 yıl sonra, 15 yıl sonra. Bu 15 yıl ne oldu? Peygamberin tam olarak kendini geri planda bırakması, sözüne, sadakati, vicdanlı, onu takip edenlere ve dostlarına özverisi, yiğitliği, korkusuzluğu, üstlendiği görevde Allah'a tam güvenmesi kesin ve yalındı. Kılıçtan daha keskin özellikler konuşuyoruz. Bu özelliklerle bir zorluğun üstesinden gelmek için ille de kılıç taşımak gerekmiyordu. Mahatma Gandhi söylüyor. Peygamberlerin hayatını anlatan kitabın ikinci cildini bitirdiğimde bu muazzam hayata dair daha fazla okunacak bir şey olmayışından dolayı son derece üzgündüm diyor. Herkes tasdiklemiş. Bir dedik, Allah yarattığı kainatı biliyor. İki dedik, madem biliyor o zaman konuşacak dedik. Üç dedik, konuşacaksa zişuur, zifikirlerle konuşacak dedik. Dört dedik, bu zişuurlar içerisinde en külli şuura sahip İnsanlarla konuşacak dedik. Beş dedik, bu insanlar içerisinde Kabil'i hitap olan, kendisine muhatap olan birisi olmak zorundadır. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği ve peygamberliğinin az önceki delilleri su götürmez bir gerçek hakikattir. Güneş söner ama bu hakikat sönmez arkadaş, sönmez. O kadar kesin. Köre de kesin, sağra da kesin, inkarcıya da kesin, inanmıyorum diyene de kesin. Her yer kararır, bu hakikat kararmaz arkadaş. Gönlünü bu ışıkla yaksan sen de kararmazsın arkadaş. Devam edelim mi? Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin humsu onda iktida etmiş. Humsu beşte biri. Ve nıfs-ı arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdid-i biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş. Niye onunla konuştuğunu, niye o peygamberlik müessesinin olmazsa olmaz olduğunu anladınız mı? Evet. Konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Bir cümle var. Rububiyetin tezahürü ubudiyettir. Akif sen yalınlaştır. Kullukla onun Rab'lığı ortaya çıkar. Terbiye edici. Çok güzel. Şimdi iki tane daire var. Birisi rububiyet, birisi ubudiyet. Bu rububiyet dairesi ne yapar biliyor musunuz? Elindeki güzelliklerin sergisini açar. Elindeki güzel sanatları boyayarak o sergide teşhir eder. Onun müşterisi kimdir? O da ubudiyet dairesidir. Gelir, o sergiden nimetleri alır. Gelir, o sergiden sanat eserlerini okur. Bu iki daire birbirini gerektirmektedir. Çifte gerektirme vardı ya, telazum. Yani rububiyet varsa ubudiyet kesin vardır. Ubudiyet varsa rububiyet kesin vardır. Şimdi sen bir tane et yesen, böyle baharatı falan da yerinde, ubudiyet dairesindesin, müşteri olmuşsun değil mi? Et yedin, kıvamı 10 numara, baharatı, isotu doldurmuş. Üf diyorsun be, adam eti nasıl terbiye etmiş diyorsun ya. Şimdi o etin terbiye oluşuna şaşıran bir damla sudan 150 tonluk balina terbiye etmiş. Buna şaşırmaz mı? İşte ubudiyet nasıl bir müşteri oluyor anladınız mı? Bu terbiyeyi nereye koyacaksın? Rububiyet dairesine vermek zorundasın. Bir tane yumurta alınıyor, tavus kuşun altına konuluyor. Az önceki etin terbiyesine şaşırmıştın. Bir yumurtadan 4000 tane renk çıktı. Bunu terbiye eden ne? Bunu nereye koyacaksın? İşte onu terbiye eden rububiyet dairesi. O terbiyeyi okuyan, hayret eden
Ubudiyet dairesi. Şimdi hamurdan börek yaparlar. Adam parmaklarını yer ya. Ya der böyle bir börek, böyle bir katmer olur mu der ya. Peki senin bir damla hamurundan bu parmakları yaratmış. Bu terbiyeyi nereye koyacaksın? Demek ki rububiyet dairesi terbiye edecek. Ubudiyet dairesi de bu terbiyeyi okuyacak. Böyle derin sanatlar varsa, sergide rububiyet dairesi bu kadar sanatları açmışsa, bunu en ince ayrıntısına kadar okuyacak muhatap olmak zorunda mı? Zorunda. Önce muhatap olur, ondan sonra kitap yazılır. Önce muhatap vardır, ondan sonra et terbiye edilir. Yani önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vardı, ondan sonra da Allah muhatap olalım diye kainatı yarattı. Anladınız mı? Bir daire rububiyet dairesi sanatını, terbiye ettiklerini sergiliyor. Bir daire ubudiyet dairesi o sanattaki sergilenenleri okuyor. Ama bu sergilenenlerin tamamını okumaya kabil birisi olmak zorundadır. O da bu ubudiyet dairesindeki tamamını temsil etmek için var olan Efendimiz Muhammed Mustafa'dır. Üstad 10. sözde şöyle diyor bakın. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-ü Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Şimdi güneş var ama ışığı yok, olur mu? Olmaz. Sen güneşin olduğunu nereden anlıyorsun? Işığından anlıyorsun. Allah Azze ve Celle'nin olduğunu nereden anlıyorsun biliyor musun? Onda da peygamberlik delilinden anlıyorsun. Işık güneşe ne kadar lazım ve elzemse Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam da Allah'ın varlık deliline o kadar lazım ve elzemdir. Işık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Başka bir cümle daha okumam lazım. Bu da Mesnevi Reşalar'da geçiyor. Bu hakikati gözünle gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Ben matematik öğretmeniyim. Amaç nedir? Bilgi aktarmak, matematiği anlatmak. Peki sizce benim en çok sevdiğim öğrenci kimdir? Türevi, integrali, limiti, diferansiyel denklemi anlamış öğrencidir. Zaten onu anlayan hepsini anlamış demektir. Demek ki öğretmen en çok kimi sever? Anlattıklarını en çok anlayan, maksadına hizmet edeni sever. Allah Azze ve Celle'nin kainatı yaratmaktaki gayesine en çok hizmet eden zat kimdir? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Peki o olmasa kainatın olmasının anlamı var mı? Buyurun. Ben diferansiyel denklemle ilgili kitap yazıyorum. Hiçbir öğrenci çakmıyor. Hiçbirisi anlamıyor. Hiçbir anlamı yok. Niye biliyor musunuz? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, onu anlayan ve açıklayan biri olmasa boş bir kitaptan ibaret kalır. Efendimiz Aleyhisselam olmasa kainat kitabı manasız kalacaktı. En baştan alalım. Kainatı yaratmıştı demiştik ya. Şimdi o ilk beşlemeyi birleştiriyorum. Kainat varsa okuyan Efendimiz olmak zorunda. Efendimiz varsa okuyacağı kainat kitabı olmak zorunda. Az önceki beş en başa döndü mü? Bakın kitabı baştan okurken çok vakit geçer. Bir saattir ders işliyoruz. Ama kitabı bitirip en başa dönmek istediğinde kapağı kaparsın, bir saniyede bitirirsin. Şimdi kitabı kapattık ve en başa döndük. Deizme hiç prim vermeden deizm nasıl çürütülüyor gördünüz mü? Şunu zerre anlayan bir insan deizme en ufak prim verebilir mi? Peki deizmi çürütmek için deizmi popüler etmeye gerek var mı? Demek ona da gerek. Öyle bir ispatı nerede duyacaksın ya? Gerçekten Risale-i Nur yani akıl alır gibi değil. Nerede duyacaksın? Bir baştan özetleyelim. Önce dedik ki Allah bilir dedik. Bildiğine belli. Hikmetle tasarruf etmiş bak. Önce bilir dedik. Sonra dedik ki madem yapan bilir elbette bilen konuşur dedik. Allah bilir. Biliyorsa konuşacak. Konuşacaksa zişurla ve zifikirle konuşacak. Daha sonra dedik ki o zişur ve zifikirin içerisinde en külli şuur sahibi insanlarla konuşacak. Sonra dedik ki o insanlarla en kabili hitap olan, en iyi muhatap olan o dairenin reisi Efendimiz Aleyhisselam'la konuşacak dedik. Daha sonra da şöyle bağladık. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa boş bir kağıttan ibaret kalır diyor. Demek ki o biliyorum ve yarattım dediği baştaki kainat kelimesi var ya. O varsa Efendimizin olması şarttır. Efendimiz varsa onun okuyacağı kainat kitabının olması şarttır. Dedik, kitabı bu şekilde kapattık. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mesela.